akşamlar. Kanal 3 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 3'ün yanında ben Işıtel Sekerli'nin sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Gürcistan'daki 178 Azerbaycan vatandaşı Tiflis'ten 3 otobüsle eve gönderildi. Gürcistan'daki 178 Azerbaycan vatandaşı Tiflis'ten 3 otobüsle eve gönderildi. Dün tahliye edilenlerin koronavirüs üzerinde yaptıkları testlerin sonuçları negatifti. Vatandaşlar Azerbaycan sınırındaki Kızılköprü sınır kontrol noktasına taşınacak. Ülkede özel bir karantina rejimi altında ikamet yerlerine ulaşmak için bir günlük serbest dolaşım iznine sahip olacaklar. Bakü'nün ilçelerinde koronavirüs enfeksiyonu göstergeleri açıklandı. En son istatistiklere göre en fazla enfeksiyon Binagadi, Yasamal ve Hatay bölgelerinde. Enfeksiyon Binagadi'de %12.3, Yasamal'da %12.2, Hatay'da %12.2, Sabuncu'da %11.7, Nasime'de %11.9, Surahan'da %9.2, Nerimanov'da %8.8, Nizami'de %7.9, Karadağ'da %6.0, Hazar'da %4.3, Sabail'de %4.2 ve Pirallah'ında %0.3 oldu. Ülkede şu ana kadar toplam 13.207 kişiye koronavirüs bulaştı. 7.168 kişi tedavi edildi. 161 kişi öldü ve 5.878 kişi özel hastanelerde tedavi edildi. Ana Devlet Trafik Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada Bakü, Sumgayt, Gence, Lenkeran, Yevlah, Masallı, Cellabat ve Apşeron bölgelerinde uygulanan özel karantina rejimini ihlal ederek 1291 kişi para cezasına çarptırıldı. Ana Devlet Trafik Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada Bakü, Sumgayt, Gence, Lenkeran, Yevlah, Masallı, Cellabat ve Apşeron bölgelerinde uygulanan özel karantina rejimini ihlal ederek koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını önlemek için Azerbaycan Cumhuriyeti İdari Suçlar Kanunu'nun 211. 1. maddesine göre araçlarda seyahat eden 1029 kişi ile yolcu taşımacılığında kullanılan taksilerde ve otobüslerde kişisel solunum koruma cihazlarının kullanılmaması nedeniyle toplam 1291 katılımcı ceza kanununun 2. maddesi uyarınca idari sorumluluğa getirildiğini belirtti. Başkentte 175 araç, bölgeye 291'i de dahil olmak üzere 466 arabanın ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun çeşitli maddeleri uyarınca aranan 2 kişinin özel karantina rejiminde yer alan karantina direklerinde yapılan incelemelerde bulunduğu belirtildi. Son günlerde sosyal medya ve birçok medya kuruluşu hakkında katı karantina rejiminin uzatılması veya erken sonlandırılması hakkında raporlar var. Bakanlar Kurulu'na bağlı operasyonel kararın kararına göre Azerbaycan'daki karantina rejimi 1 Ağustos'a kadar uzatıldı. Milletvekili Fazıl Mustafa yaptığı açıklamada COVID-19 vakası devam ederse karantina süresinin uzatılabileceğini, çünkü sorumsuz vatandaşlara bağlı enfeksiyonların sayısı her geçen gün artmakta olduğunu belirtti. Fazıl Mustafa, rejim neden uzatılabilir sorusuna bunun nedeni Gürcistan'daki veya başka yerlerdeki insanların pandemiye karşı mücadelede çok ciddi bir rol oynaması olabilir. Görüyorsunuz, sokaktaki her 10 kişiden ikisinde maske var. Sorumlu vatandaş sayısını arttırmalıyız dedi. Fazıl Mustafa, mevcut karantina rejiminin genişletilmesinin ilerlemeye ve en önemlisi operasyonel kararına bağlı olabileceği unutulmamalıdır ifadelerini belirtti. Yapılan soruşturmalar sonucunda vatandaşların 8103 SMS izin sistemini kötüye kullandıkları tespit edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı yanında vatandaşlara hizmet ve sosyal ibanasyonlar üzere devlet dairesinden yapılan açıklamada bazı vatandaşların sistem vasıtasıyla bir kodu, yani acil tipi zorunluluk ve
herhangi bir grafik üzere tedavi almak için değil de diğer maksatlar için kullandıkları tespit edildi. Sadece 2 günde 29.763 kişi bu kodu kullandı. Hatırlatalım ki evden ayrılma izni almak için vatandaşlar 8103 numaralı kısa numaraya 1769 SMS gönderildi. Bunun %25'i alakasız içerik nedeniyle gönderildiği için onay yanıtı almadı. SMS'in %99'u ise 1 dakika içinde cevaplandı. Ben Işıl Sekerli'nin sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.